Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Fatih Altay da o programı izlemiş ve o programdan sonra bize bir makale yazmış Habertürk gazetesinde. Yani Fatih Altaylı'nın kurduğu cümleden daha fazla yalan var makalenin içerisinde. Daha fazla yalan var. Şimdi nasıl izlemiş? Hayret bir şey yani, gözüyle mi izledi yoksa gerçek anlamda böyle düşünerek mi izledi? Hayret. Baştan sona bir daha izlesin. Devam edin. Edelim şimdi. Serhat Fındık bir Covid servisine gönüllü olarak gitsin, çalışsın diyor. Serhat Fındık bir Covid servisinde gönüllü çalışsana demiş. Orada gönüllü çalışsın demiş. Şimdi bakın. Covid merkezinde gönüllü çalışmak isteyen çok insan oldu. Onları kabul etmediler. Ayrıca bu propaganda cümlesini bir kenara bırakıyorum. Yazıyı biraz okuyayım ve nerelerde nasıl iftiralar attığını göstereyim size. Demiş ki, bir okurum uyarmasa haberim dahi olmayacaktı. Açtım internetten, izledim rezaleti demiş. Evet. Yani hangi rezalet? İşte bu Covid sıvılarını aşı bile olmayan deneysel gen tedavisi statüsüne giren o sıvıları savunanlar kaçtı gitti. Rezalet buydu. Çünkü savunamadılar. Çünkü biz belgelerimiz var dediğimizde bir tanesi rahatsızlığını bildirdi, gelemedi programa. İkincisi de 5 dakika sonra ayrıldı. Bu derece bilimsel tartışmaya kapalı insanlar. Karşılarında hadi beni geçtim. Profesör Doktor Serhat Fındık vardı. O da profesör, göğüs hastalıkları uzmanı. Onunla ikisi tartışsaydı o zaman. Ama hemen gördü, baktı. Aa dedi, ben bunlarla tartışmam aşı karşıtlarıyla. Ya kardeşim, size biz anlatamadık. Biz aşı karşıtı falan değiliz. Biz deneysel sıvıların karşıtıyız. Ve denek olmak istemiyoruz. Siz bunu hala anlayamadınız mı? Mahsus mu yapıyorsunuz? Algı oyunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Ya o kadar zeki değilsiniz siz ya. Devam ediyorum. Ne demiş? İsmi lazım değil, bir televizyon kanalında, işte bunu da söyleyemiyor işte. Televizyon kanalı ismini de söylemiyor. Aşı ve salgın tartışması. Bir hanımefendi sunuyor demiş. 3 Ekim ve bir de araştırmacı programda. Araştırmacının ve adının başında bir de profesör unvanı olan iki konunun söyledikleri akıl alır gibi değil. Korona için aşı diye yapılan şeyler aşı değil. Değil tabii. Faz 3 aşaması gerçekleşmedi beyefendi. Fatih Bey, bilmiyor musunuz bunu? Açın biraz okuyun. İkincisi, onu da söyleyeceğim şimdi eleştirinize binaen. Ne demiş? Bu kadar kısa sürede aşı üretmek mümkün değil. Değil tabii. İnsan sağlığı o kadar basit mi tehlikeye atılabilecek kadar? En az 5 sene gerekiyor bir aşı üretmek için. O da teknolojiyle falan alakası yok bunun. Neyle alakası var? İnsan vücudu modifiye edilebilecek durumda olmadığı için, hep aynı olduğu için. Sen bir saniyede bile aşı üretsen, onu insana zerk ettiğin zaman 5 sene beklemelisin. Çünkü insan vücudu modifiye edilmemiş. Yani aynı insan vücudu. Etkilerinin bugün çıkma olasılığı var, yarın çıkma olasılığı var. Devam ediyorum. Sonra zaten böyle bir hastalık da yok. Bak yalan. O programı baştan sona izlediniz mi? Eğer izlediniz de bunu söylüyorsanız açıkça iftira ediyorsunuz. Serhat Fındık Hoca'ya sordular. Erol Bey sordu. Böyle bir hastalık var mı? Siz bunu kabul ediyor musunuz? Var dedi. Bana sordular, ben de var dedim. Daha önce de sürekli var dedik. Burada hiçbirisi hastalık yok demedi. Niye yalan söylüyorsunuz? Ayıp değil mi? Utanmazlar. Devam ediyorum. Fatih Altaylı. Gerçekten bir utanmazlık örneğisiniz. Bunların hepsi yalan. Teşhis metotları yalan gibi bir sürü teşhis metodunun hatalı olduğunu PCR testleri Dünya Sağlık Örgütü kabul etti. Ve 40 döngünün üzerindeki PCR testleri sahte, yalancı pozitiflik verebilir dedi ya. Ya algınızı seveyim sizin. Bu kadar düşük bir IQ seviyesiyle algı yapmaya çalışmayın ya. Gülünç duruma düşüyorsunuz yani şimdi. Devam ediyorum. Teşhis metotları yalan, evet. Yani tespit metotları, teşhis metotları PCR testine göre dayanıyorsa. Niye? E çünkü elimde FDI'nin raporu var işte. Göstereyim mi bunu da? Fotokopi alabildim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip param yok. CDC'nin merkezine gidemiyorum. Niye? FDA'ya da gidemiyorum. Çünkü uçak biletimi hazırlarsanız gidip oradan mühürlü imzalı alabilirim. Şimdilik sitesine girip bu çıktıyı alabiliyorum. O yüzden belge sayılmıyormuş bu. Burada ne diyor biliyor musunuz? Fatih Bey,
21 Aralık itibariyle, bakayım, 31 Aralık itibariyle 2021 yılında artık PCR testi kullanılmayacakmış teşhiste. Yeni test geliştireceklermiş. Madem bu kadar bunlar güçlüydü, niye kaldırıyorlar bunu şimdi? Ayrıca sonra demiş ki, birbiriyle çelişen bir sürü tutarsız iddia demiş. Araştırmacıyı da boş verin demiş. Tabii ismi vermek istemiyor. Tipik bir dikkat çekmeye çalışan komplo teorisyeni demiş bana. Öyle mi? Biz belgelerle, bilgilerle geliyoruz. Bir de BioNTech'in kendi sitesinde şu rapor var. Bu raporda gen terapisi olduğunu 69. sayfada söylüyor. Eğer çok araştırmacıysanız siz de gazeteciliğinizi yapın. O zaman benim tweetimde bakın bunun linkini verdim. BioNTech'in linkini, raporun linkini 69. sayfaya gidin. FDA, FDA bunu ne olarak kabul ediyor? Gen terapisi olarak kabul ediyor diyor. Gen terapisi. Olduğunuz şey aslında aşı da değil. Gen terapisi diyor. Ve bunu onaylamıyor diyor şu anda. Zaten ruhsatsız bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla bitiriyorum şimdi. Burada da tip ama profesör, doktor akıl alır gibi değil diyor. Bakın işte onu tanımak, bilmek lazım, hedef gösteriyor. Adı Profesör Doktor Serhat Fındık. Israrla aşı yok diyor. Bu kadar çabuk aşı geliştirilemez. Yalan bu aşı diyor. Yetmiyor. Giderek gaza geliyor ve ortada bir pandemi yok. Bu bir plandemi diye ilerletiyor. Evet, bunun plandemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu programda biz yıllardır, bu yani artık 2 yıl olacak neredeyse, bunları tartıştık, nelerin döndüğünü söyledik. Bir pandemiye eklemlenmiş bir plandemi var diyebiliriz. Evet, şimdi ana konumuza isterseniz geçebiliriz. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Ama şununla başlayalım. Bize sadece böyle fantastik komplo teorileri yapan insanlar gözüyle bakanlara şimdi tokat gibi cevap verelim. Madagaskar devlet başkanının başına bir suikast teşebbüsü geldi. Ama biz Mart 2021 yılında bu programda Madagaskar devlet başkanının başına çok kötü şeyler gelebileceğini söylemiştik. Ve nihayetinde bu durum aylar sonra gerçekleşti ve geçtiğimiz hafta itibariyle suikast girişimi gerçekleşti. Peki biz, hazırlanıyorsa o video, biz ne demiştik? Madagaskar devlet başkanı neden dolayı suikast veya başına kötü şeyler gelebilir demiştik. O zaman videomuz eğer hazırsa görelim. Şunu söyleyelim mi? Madagaskar devlet başkanının başına çok kötü şeyler gelebilir diyebilir miyiz? Her an gelebilir. Her an gelebilir. Yani çünkü bakın bu çetenin, küresel ilaç firmalarının kurmuş olduğu çetenin affı yoktur. Hocamın söylediği gibi dönen 5 trilyon dolar ki bugün silah sanayinin geçmiş durumda. Yani ülkeleri adeta böyle haraca bağlar gibi sömürüyor. Hocam bizi süründürüyor. İşte hasta yap, ilaç üret, öldürme, süründür. Hastalığın tanımını değiştir.